Herkese merhaba. Bugün tavuklu pilav yapacağız. 2 adet tavuk budunu tencereme aldım. Üzerine bol bir şekilde su ilave ediyorum. Suyunu pilav yaparken kullanacağım. Tavuklar iyice yumuşayana kadar pişiriyoruz. Tavuklar haşlanırken biz de pirinci ısıtıyoruz. 4 su bardağı pirinci bir kapaklı kaba alıyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz ilave ediyoruz. Kaynar suyu da ekleyip kapağını kapatıp bekletiyoruz. Tavuğumuz haşlandı. Ocağımızın altını kapattık. Bir tane tabağa alıyoruz. Biraz soğuması için bekletiyorum. Tavuklarımızı dideceğiz. Derilerini alıyorum. Suda beklettiğimiz pirinci iyice yıkıyoruz. Pilavımız için 4 yemek kaşığı tereyağıyla yarım kahve fincanı zeytinyağını kızdırıyoruz. Kızan yağın içine bol suda yıkadığımız pirincimizi ilave ediyoruz. Pirinç şeffaf bir renk alana kadar kavuruyoruz. Şeffaflaşmaya başladı. Kavururken hep alttan üste doğru bir kenardan bir kenara kavuruyorum ki pirinçlerimiz kırılmasın. Pirinçlerimiz hafif saydamlaşmaya başladı. Diğer malzemelerimi ilave ediyorum. Dittiğim tavukları, bir kase haşladığım nohutu, 6 su bardağı tavuk suyunu, tavuk suyunuz eksik olursa üstün içme suyu da tamamlayabilirsiniz. Tuzu, biraz da karabiber ilave edip böyle yavaş bir şekilde karıştırıyoruz ki pirinçlerimiz kırılmasın. Kapağını kapatıp göz göz oluncaya kadar yüksek ateşte, göz göz olduktan sonra ocağın en kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Pilavımız iyice suyunu çekti. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Üzerine bir bez örtüp kapağı tekrar kapatıyoruz. 30 dakika bu şekilde dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra pilavımızı bir alt üst ediyoruz. Pilavımız çok güzel tane tane oldu. Servise hazırlayabiliriz.
Tabağımıza ters çeviriyoruz. Tabağımızın kıvamına bakalım. Tane tane çok lezzetli, enfes bir tarif oldu. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğinize, ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.